O nerede ya? Evet, nedir? Nedir? Öyle mi? Öyle. Ne bu hal tavır? Söyle açık açık. Olur, konuşayım. Hoşlanmıyorum senden. Açık mı yeterince? Gayet. Konu Defne tabii. Konu Defne'ye yaptıkların. Konu basıp gitmen. Konu Defne'yi burada öylece bırakman. Konu onun eriyip gitmesi. Konu insanlıktan çıkması. Konu ben sana baktığımda Defne'nin o halini görüyorum. İso! Defne ile bizim aramızda. Anladın mı? Sen ben ne yaşadım biliyor musun? Ha? Mesela bütün tanıdıklarının, sevdiklerinin arkandan yalan söylediğini öğrenmek. Hayatının bir anda kağıttan kuleler gibi yıkıldığını görmek. Bir fikrin var mı acaba? Ulan ben canım dediğim kadından evlendiğim gün her şey yalan diye itirafı duydum. Bu adama ne yaparsan biliyor musun? Yine de basıp gittin oğlum. Olay mahallini terk ettin. Defne, Defne burada öylece kaldı. Düşünmedin ya. Bu kız burada ne yapacak diye düşünmedin. Ben taşıdım lan defoyu. Gün geldi kucağımda taşıdım. Kuş kadar kaldı kız. Aşkı yüzünden. Sen can arkadaşını o halde görmek adama ne yapar biliyor musun? Bak bu bizim yolumuz. Bak bana. Bu bizim yolumuz. Anladın mı? Evet, birbirimizin hayatını mahvettik ama gün gelecek mutlu edeceğiz. İkimizin arasında kimsenin, bak iyi dinle beni ha. Hiç kimsenin yeri yok. Bunu da o kafana sok. Tamam mı? Geliyor musun? Git Defne. Defne. Git ya. Allah aşkına git. Ömer Bey odasında mı? Tamam, teşekkürler. Defne. Heh. Defne, çok büyük bir olay var. Sen nereden duydun be? Kızım, duymayan kalmadı. Şirket çalkalanıyor. Olamaz. Yok, mümkün değil. Nasıl mümkün değil ya? Bekar adam sonuçta. Hangi adam? Hamir Bey. Ay Aytekin, vallahi senin yani şu an gereksiz gündeminle hiç ilgilenmiyorum. Gereksiz mi? Defne, bana söyle, bu zamana kadar Aytekin sana hangi gereksiz cümleyi, konuyu getirdi acaba? Allah aşkına bir tane söyle. De ki Aytekin, bu konuyu getirdin ve baktımı aldı de. Gerçekten şu an hiç ilgimi çekmiyorsun. Hadi oradan. Ayak yapma. Hiç mi merak etmiyorsun? Sorgulamıyor musun? İçin içini yemiyor mu? İtiraf et kız. İçim şişti. Şişti. İçim şişti. İçim şişti, içim şişti. Sanki bir şey dedik, geldik, gördüğümüzü söyledik sana. Hiç mi merak etmiyorsun? Allah Allah. Lafını söyleyip gidiyor. Ben hep arkasına baka kalıyorum ya. Defne. Bizim lojistik toplantısı şimdi miydi? Yok. Öğleden sonra. Ha. Şey, kişisel toplantılar. Tamam. O zaman ben de gideyim çalışayım zaten. Siz de o zaman toplantıyı biraz daha kişiselleştirin. Malum kış geliyor. Sert geçecek. Sakinleştin mi biraz? İyiyim, iyiyim. Sabah ne oldu öyle? Bana niye soruyorsun Defne? Bir İso'ya sor. Sana soruyorum. Bak Ömer, beni eğer birazcık tanıdıysan İso'yla aramızdaki bağı anlarsın. Anlıyorum, anlıyorum, biliyorum. Şimdi o seninle yaşadığımız her şeye şahit olduğu için. Yani ben senin gibi değilim. Anlatıyorum, paylaşıyorum. Paylaştığım kişi de İso zaten, biliyorsun. Nereye varmaya çalışıyorsun Defne? Açık konuş. Ne yapayım yani, gidip İso'ya seni üzmeyeceğimi mi kanıtlayayım? Ya bu saçmalık seviyesinde miyiz? Yok canım, yani onu demek istemiyorum da. Ne o zaman? Endişe etmesi normal diyorum yani.
yükselmesi falan. Yani. Tamam neyse ben Niso'yla konuşayım. Evet. Böyle mi gireceksin konuya? Böyle gireceğim Defne. Bana top çevirme. Gel dedin geldik işte. Konuşalım neyse. Bak çok güzel köfte ekmek aldım. Bizim şurada bir tane yerim. Şurada çok... Aa, bu peşre uzayacak belli. Ya tamam be. Tamam dur. Tamam otur konuşalım. Otursana. Biz, yani Ömer'le olacak gibiyiz. Fark ettim Defne. Eskaza duyduk, can kardeşiz ya. Ne olur öyle yapma ya. Gerçekten ben kendim bile anlamadım ki. Anlamadım yani. Öyle bir bakmışım. Kaptırmış gidiyorum. Ama sizin durumunuz... Yani... Ya bana ne anlatıyorsun ya? Ha? Ne anlatıyorsun bana Defne? Yok kaptırmış da yok gidiyormuş da. Git Türkan teyzeye söyle. Seviyorum Ömer'i de. Yine kuş gibi kondum omzuna de. Başıma ne gelecek umursamıyorum dedi. Git söyle. Ne şimdi bu böyle? Ya bırak. Bana anlamazdan gelme. Korkmasan böyle yapmazsın sen. Emin olsan gizli saklı iş çevirmezsin. Neyse ya, mevzu senin mevzu. Hadi ben kaçar. Hani kardeşlik? Hani senin derdin benim derdimdi? Bu mu şimdi? Sen seçtin Defne. Kusura bakmayacaksın. Defne Hanım kolay gelsin. Hı. Efendim? Birazdan pasyonista toplantınız var. Sizi bilgilendirmek için geldim. Ha, tamam teşekkür ederim. Hayat bazen ne zor ya. Hayır, her şey uzayda böyle sanılmak zorunda mı? Bu sistemle. Bu sıralamayla. Ay vallahi insanın bazen isyan edesi geliyor ya. Neyse Defne. Felsefeni artık akşama saklarsın. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Merhabalar. Gel Defne. Şimdi lojistiğimizi kullanmaya başladığınızdan beri bizim öngöremediğimiz yoğunluklar çıktı. Yani ilk konuştuğumuz iş hacmini aşmanız kattaki organizasyonu da bir miktar etkiledi. Dolayısıyla bir takım yenilikler yapmamız şart. Olmuyor mu? Fazla mı geliyoruz kata? İlk başta fazla geldi tabii. Karıştırdı. Problem sizin tarafta olduğu için çözümü de sizde arayacağız yani pasyonist tarafında. Önce stil verdi zaten. Pasyonist sonradan geldi tabii. Evet, öyle. Öyle oldu ama. Tamam Defne. Zorlamayalım olmuyorsa. Vazgeçelim. Yok canım. Hemen öyle şey yapmayalım. Vazgeçmeyelim bence yani. Ben bunun çözülebileceğine inanıyorum. Sadece birazcık daha emek istiyor. Tabii iki tarafında biraz feragat etmesi gerekecek. Bu kadar. Şimdi şöyle.
Şimdi bu planı uygulayacağız. Olan değişikliklerden beni de haberdar ederseniz çok sevinirim. Çünkü başka türlü bir sistem oturtmamız mümkün değil. Anladım. Tamam, teşekkürler. Yani bence koordine bir şekilde organize olursak altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Aynen yani. Biraz uğraşacağız ama olduracağız bir şekilde. O zaman. Tamamdır. Ben odama geçiyorum. Olsun. Defne. İyi misin sen? İyiyim. Merak etme, çözeceğim. Senden bir şey istiyorum. Bana birazcık sarılır mısın? Eğer yani tabii içinden geliyorsa. Selam. Hoş geldin. Hadi bana eyvallah. Nereye ya? Ya bu mu yani İso? Ne? Var mı başka bir şey? Bir bakarız. Konuşuruz belki bir şey. Yok Defneciğim. Hiç almayayım ben. Sen aynen devam et. İso? Ha, İso. Ne olur yapma şöyle. Ne oluyor size be? Defne? Defne. Ya Defne ya kızım bir dursana, ne oluyor bir söylesene ya. Allah Allah, ne oluyor, ben hiçbir şey anlamadım ki. Niye ekşidiniz siz şimdi? Nihan tamam. Şu anda yalnız kalmak istiyorum. Sen var ya cansın be, cansın kardeşim benim. Hayır. İso hayır, gidemezsin. Ay vallahi bence bir yere gidemiyoruz yani. Oğlum ya az önce bizi un kamyonu geçti ya. Un. Ya oğlum sollasana şu aracı, solla. Sakin biraz, sakin. Ömer kimseyle evlenemediği için değil, kimseyi senin kadar sevmediği için evlenmedi bugüne kadar. Bu kadar mutluluk içinde biraz mücadeleye değer herhalde, değil mi Hedef'e? Kıskanıyor insan bazen basıp girenleri. Yalnız aşmışız iyice,
Üstelik de alışmışız, hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile. Korkular basmış dünyayı, şimdi bilsem tadı vefa. Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana. Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz. Hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Oyup gittiğin yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım senden, başka kime geçer? Benim sensiz kumbacım, hocam. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Tamam. Ya nasıl anlatacağım? Yazarak mı, mesaj mı çeksem? Ya şu adamla sorunlarını mesajla çözme artık, kaçak gibi. Böyle olur değil mi? Yani alacağın sorumluluğu gideceğin yüzüne yürekli yürekli söyleyeceksin. Ya öyle de adamın yüzüne yüzüne. Ya niye ben karıştım bu kadar yine ya? Esas alemi seçtiğinden beri ben o saniyede bittiğimden beri dünya bildin dünya dönüp duruyor işte uzun uzun konuşuruz bir gün son İstanbul bir ben sana küsüm aslında haberim yok. Oyup gittiğim yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım senden başka kime geçer? Benim sensiz kumbacım hocam yok. Ben sana küsüm aslında haberim. Yani aslında şirket politikası olarak böyle sözleşmeye son anda madde ekleme taraftarı değiliz. Yani yaptığımız bir şey değil bu bize. Sinan'ın da söylediği gibi yani bu konudaki tavrımız çok net. Açıkçası pek esnek değiliz. Pardon. Neredesin? Biraz konuşsak iyi olacak. Yemekli bir toplantıdayım. Gel yanıma. Şu işi bitireyim, konuşuruz ne istersen. Tamam. Defne, gelsene. Var ya bak otomatik pilota bağladım şu anda. Sana da şahane bir tabak hazırlarım. Hatta istersen ballı ceviz de hazırlarım. Oh, vallahi kaçırılmayacak teklif de. Benim işim var, çıkıyorum. Kızım bu saatte nereye? Vallahi karanlık işler anneanneciğim ya. Organ çalmaya gideceğiz arkadaşlarla. Olmadı böyle ototeyip, cant falan yani öyle takılacağız. İyi aman be. Üf, geçin siz dalganızı.
İyi, hadi kaçtım ben. Bye. Niye böyle paspal paspal giyindim ama? Olmadı acaba? Aman neyse. Merhaba. Defne gel. Merhabalar. Efendim. Beyler, Defne Hanım. Lojistik müdürümüz aynı zamanda kız arkadaşı. İyi akşamlar herkese. Memnun oldum Defne Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sinan Bey. Devre söylüyorum, seversin. Yok, hiç gerek yok aslında. Demek. Tabii. Burak Bey, bu arada şu konuyu hızlıca bir özetleşersek Defne Hanım'a. Kendisinin hızlı bir çözüm zekası vardır. Tabii, anlatayım. Şimdi Defne Hanım, biz sözleşmeye şöyle bir madde eklemek istiyoruz. Baktığınıza bağlı. Yani marka değeri olarak düşünürseniz sözleşmenin şu haliyle hiçbir kaybınız yok. Tam tersi, uzun vadede markanıza yatırım yapmış oluyorsunuz. Aslında biz de tam olarak bunu konuşuyorduk. Yani yapacağınız masrafa harcamaya değer. Katılıyorum. Mesela pasyonistle anılsanız, yani spot reklamlardan kazanamayacağınız bir bilinirlik sağlarsınız. Şöyle basit bir hesapla 1/10 kadar bir maliyetle. Aynen. Ki 2017 için ayırdığınız reklam bütçesini de az çok biliyoruz. Yanlış haber almış olabilirsiniz. Şu durumda yüksek bir bütçe ayırmıyoruz zaten. Kısacası bu model pek işimize gelmiyor. Ek maddelerle düzenlemek şart. Hani böyle ilerleyecek olursak. Bir şey sorabilir miyim? Kravatınızı nereden aldınız acaba? Ben mi? Hı-hı. Yani böyle bir tasarım gibi duruyor. Yani tasarım herhalde değil mi? Çünkü ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Evet, tasarım. Fark ettiniz de mi? Aa, fark edilmeyecek gibi mi canım? O kadar güzel ki yani. Lütfen adını alabilir miyim tasarımcının? Yani kim yaptıysa aynısından ben de istiyorum. Ne diyorsun Ömer? Sana da yaptıralım diyor. Tabii tabii, muhakkak. Kadın gözü hemen fark etti. Burak, ben de istiyorum aynısından. İyiymiş ya. Evet, ne diyoruz? Bakın beyler, ne diyeceğim? Bence şöyle yapalım. O zaman hayırlı olsun. Birlikte harikalar yaratacağımıza eminim. Umarım. Defne Hanım, sizi tanımak büyük zevkti. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Ha, bu arada kravatınızı unutmadım. Bana bir mail atarsanız. Tabii, mutlaka atarım. Defne Hanım, ara ara sizi tekrar ziyaret edebiliriz fikir almak için. Umarım bir sakıncası yoktur. Rica ederim, nasıl sakıncası olacak yani? İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Senden korkulur ya. Sen de acayipsin. Ne yaptın sen öyle? Ne yaptım ya? Bir şey yapmadım. Öyle. Hadi geçelim mi? Hadi. Aa, Defne, sen ne konuşacaktın benimle? Bir dakika, o zaman ben kalkayım. Aa, hayır hayır Sinan Bey, lütfen gitme yani. Öyle özel bir şey değil zaten. Ne oturun ne olur. Ben çok üzgünüm. Sizin İso'yla bu durumunuz beni gerçekten mahvetti. Düşünüyorum. Çözüm bulamıyorum da.
Sıkıştım kaldım yani, aranızda kaldım. Kime hak vereceğimi şaşırdım. Sana gelemiyorum. İso'ya bir adım atamıyorum. Arada kaldım, sıkıştım kaldım yani. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ya, biliyorsan sen söyle, ne yapayım ben? Konuşmuyor musunuz? Yani. Seninle bir tuhafız. İso'yla zaten. Gerçekten bu aralar hayat çok zor. Tamam, peki, tamam. Neye tamam? Yani gideceğim, konuşacağım İso'yla. Bu kadar mutsuz olman iyi değil. Eğer seni bu rahatlatacaksa... Uzatmayacağım Defne. Hallederim ben. Ciddi mi? Hadi canım. Evet, gideceğim, konuşacağım. Ben de, merak etme. Ömer, sen gerçekten bir tanesin. Gerçekten çok teşekkür ederim. O zaman bir şey... Ben lavaboya gideyim. Ondan sonra da artık yavaş yavaş giderim zaten. Ömer, sen emin misin? Neden? Yani bu pek senin huyun değildir ya, o geri adım atmak. Ya ben hayatım boyunca bununla uğraştım biliyorsun ben. Altını çiziyorum hayatım boyunca. Büyüdük artık Sinan. Artık o eskiden hakemin kafasına basket topu atan adam değilim ben. Tam da olsun. Tam da olsun. Adamların önünde bana attığın mesaja bak. Bunlarla mı uğraşacağız, alternatifler arasak ya? Bu ne ya? Uzlaşımcı olacağım diyorum Sinan, tamam mı? Uzatma. İyi, hadi bakalım. Baksana. Su gibi. Onun içinde her. Evet. Sohbetinize doyum olmaz ama artık ben yavaş yavaş gideyim. Biz de artık kalkalım bence. Ben... Hadi. Bir teşhaşöre gideyim. Belki seni de bırakırız. Bana bırakırız belki. Beni sana bırakırız. Evet yani. Severiz seni. Koplarız. Hiçbir şey umurunda değil değil mi? İnsanlar, dünya. Senden başka hiçbir şey umurumda değil. Ama madem o da senin parçan. Halledeceğim ben bir şekilde, konuşacağım. Merak etme. Tamam mı artık? Hadi seni de evine bırakalım. Ama şimdi... Tamam. Sokağa girmeyeceğiz. Merak etme. Hadi.